Lütfen anne. Anne. Lütfen. Kurtarma beni ne olur annem. Tıpkı senin gibi ben de sözümü tuttum. Sana babanın katilini verdim. Ve teklifim hala geçerli. İhtiyara karşı birlikte savaşabiliriz. Sen bu mesele yüzünden ihtiyarın karşısına geçmedin. Sen kimin için savaşıyorsun? Eğer birlik olursak, gerçekten birbirimize güvenmeye başlarsak, o zaman sana her şeyi anlatacağım. Her şeyi öğreneceksin. Söz. Her şeyi. Evine git Balaban. Ya da her nerede yaşıyorsan. Bir düşüneyim. Seni arayacağım. Bekliyorum. Abi ne oluyor? Niye bıraktınız bunu? Nereye gidiyor? Aliza, Ferit haklı. Niye bıraktın adamı? Niye inanıyorsun bu şerefsize? Zerre kadar inanmıyorum abi. Ama bu görüntüler gerçek. Babamın adı geçtiğinde ihtiyarın gözündeki öfkeyi gördüm. Görüntüleri sen de izledin. Babamı öldürmüş. Abi ne diyorsun sen? Babanla ne alakası var? Ne oluyor? Peki tamam. Şimdi dur, ben anlatacağım sana. Aliza, bak öbürleri neyse de bu ihtiyar başka. Kadın ortalıkta sütten çıkmış ak kaşık gibi dolanıyor. Gücü malum. Namluyu üzerine çevirirsek... Namluyu değil, kafamızı çevireceğiz abi. Yanında olacağım. En yakınında. Kimmiş, neymiş, nasıl sırları varmış. Hepsini tek tek öğreneceğiz. Sonunda kafasına sıkacağım. İstediği kadar büyük olsun, istediği kadar güçlü olsun. Tek kurşun yeterli evrilmesine, biliyorsun. O kurşunu sıkacak kadar yakındayım. Var mı planım? Merak etmeyin. Abla. Ali Rıza, ablacığım bir eve gelebilir misin? Ne oldu, bir şey mi oldu? Anne, ben pek iyi değil. Bir tuhaf davranıyor. Gel de bir konuşalım ne olur. Tamam, hemen geliyorum. Görüyor musun? Tyler. Nerede baba oğlum? Nerede baba? Hiç. Baba yok, öyle yatıyor. Allah Allah. Ne biçim adam lan bunlar? Kesseler kan akmaz ha bunlardan. Yani biraz vahşiler. Ulan bu kadar saattir buradayız, ağızlarından tek kelime çıkmadı. İyidir iyidir ya. Susan adamdan zarar gelmez abi. Tabii canım. Yani genelde... Sen bana mı laf çakıyorsun lan? Bana mı söylüyorsun sen? Neyi? Öyle susmak iyidir falan. Gevezeyim mi ben? Onu mu demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun sen bana? Sen içine atıyorsun. Sen konuş. Konuşacağım tabii oğlum. Ne demek yani öyle susmak iyidir falan? Hayır, ne demek istiyorsun? Bir şey demek istiyorsan söyle bana. Bak sen o bıyığı kestin, çok değiştin ha. Ya bununla ne alakası var? Ya, kardeşim varsa bir derdin söyle. Öyle susmak iyidir falan bana dolaylı yoldan laf. Ha?
Tyler. Gel. Gel baba. Aferin abi. Aferin. Balaban sen neredesin ya? Ali Rıza aldı. İhtiyara teslim etti dediler. Uzun mevzu ama sıkıntı yok. Kendisiyle baş başa görüştük diyelim. Görüştünüz mü? Ha. Nedir peki? Kabul etti mi teklifini? Henüz etmedi. Ama yola gelecek. Az kaldı. Az kaldı. Emin misin? Bak o sarının sağa solu belli olmaz ha. Bu böyle sakin görünür. Kafasında 1000 tane hesap vardır. Onun hesabı varsa bizim de hesabımız var. Plan aynen devam edecek Burak. Plan devam etmeli Balaban. Plan devam etmeli. Bütün bahsi sana yatırdık. Yatmayalım. Kazanacağız. Çünkü kasa benim. Ve kasa her zaman kazanır. Anne senin ne işin var burada? Bak ben babamla da konuştum. Tamam mı? Ben bir süre yokum. Tamam mı? Unutun beni. Böyle mi karşılıyorsun anneyi kızım? Bir merhaba yok mu? Yani sana aslında gel derim de senin amaçla burada olduğunu biliyorum. Ve ben artık aynı şeyleri tekrar dinlemek istemiyorum. Kalıcı değilim kızım merak etme. Seni almaya geldim. Düş önüme. Öyle mi? Bak sana bir haberim var. Gelmiyorum. Bak Derya. Bana bak. Anne. Anne bırak. Ne yapıyorsun ya? Sıkma. Tamam mı? Burada otel odalarında bizi rezil ediyorsun. Sana inanmıyorum ya. Adamlarla mı geldin? Rezil edeceksin beni. Bak seni öyle bir götürürüm ki sen bile şaşarsın. Adamlarla götürtme kendini. Düşünüme dedim benim asabımı bozma daha fazla. Tamam bırak çantamı falan alayım bari ya. Gerek yok. Onlar alırlar. Hadi alın eşyaları. Yürü. Ali Rıza. Abla ne oldu? Annem nerede? Odasında. Kavga mı ettiniz? Ya keşke. Keşke bağırsa çağırsa. Ama günlerdir bir tuhaf davranıyor. Nasıl tuhaf? Dışarı çıkıyor. Bitkin halde eve geliyor. Odasından çıkmıyor. Kimseyle konuşmuyor. Kaç gündür sofraya bile oturmadı. Az önce de ağlama krizi geçirdi. Sen bir konuş istersen. Seni dinler o. Allah Allah. Tamam. Tamam ben şimdi konuşacağım anlarız ne oldu. Anne. Ne yapıyorsun burada? Buz gibi olmuş burası. Ne yapıyorsun? Şu ellerine bak kalk. Kalk kalk kalk. Hasta olacaksın. Gel. Uzat bacakları. Ne oluyor annem? Neyin var? Kimseye bir şey de demiyor musun? Yok bir şey oğlum. Ne olacak ki? Nasıl bir şey yok anne? Şu haline bak. Ablam da endişeleniyor senin için. E çıkıyor musun kimseye bir şey demiyor musun? Şu gözlerinin haline bak ağlamaktan ne hale gelmiş. Ne derdin var anne ne sıkıntın var? Bana söyle ya. Yok benim sizden başka bir sıkıntım yok oğlum. Yani öyle ben bir yere gitmedim. Halide ile görüştüm o kadar. Halide ile? Anne, gözlerime bak gözlerime. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Yok oğlum, işte söyledim ya. Hani ben böyle elim yüreğimde ne kadar yaşayacağım? Endişeleniyorum. Bir de böyle bir kabus gördüm bu ona. Ne kabus gördün? Bir gece. Seni böyle aldılar elimden. Arıyorum seni. Bulamıyorum.
Yoksun, hiçbir yerde yok. Sanki böyle yer yer olmuş, yerin içine girmiş. Bak bana, bak bana, bana bak. Diyelim beni aldılar. Senden de saklıyorlar. Ben iki elim kanlı olsa gelir seni bulurum anne. Bilmiyor musun bunu? Ya beni senden kim ayırabilir? Buna kimin gücü yeter anne? Kendine gel ya. Oğlum açsa belki önemli bir şeydir. Ararım onu birazdan. Olmaz. Hadi biz seninle sonra konuşuruz. Alo. Ali Rıza, nerede kaldın? Seni bekliyorum. Bir annemin yanına uğradım, geliyorum birazdan. Tamam. Sen Rukiye anneye selam söyle. Eğer bir mesele varsa kal, olur mu? Biz sonra görüşsek de olur. Tamam. Tamam o zaman, bekliyorum. Sen kimi bekliyorsun bakalım? Ali Rıza gelecek de baba. Çıkarız belki. Gel bakalım. Ne oldu babacığım? Otur bakalım şöyle biraz. Annenle evlendiğimizin ilk senesiydi. Hani yıl dönümü dediğiniz şey. Ne gecem var ne gündüzüm. Oradan oraya koşturuyorum, tabanı yarık it gibi.